Aslında ben Hülya Hanım'la ilgili soruların sorulmasını çok istemiyorum. Aradan 20 sene geçmiş. Ama tabii sorulduğu zaman cevap veriyorum. Tabii ki o zaman çocuktum, 12 yaşındaydım. Benim için değerli bir sanatçı Hülya Avşar. Çok da seviyoruz. Oyunculuğu takdir ettiğimiz bir insan. Tabii ki programına çağırdı beni. O an böyle bir spontane kucağına oturdum. Benim için bir zevkti, bir şerefti diyeyim. Yani hani keyifliydi, güzel bir andı. Bak hatıra kaldı, en azından 20 sene geçmiş, konuşuyoruz şu anda. Sorular, eğer kucağına oturmasaydım kimse bana bu soruyu sormayacaktı. Demek ki böyle bir hatıra kalması gerekiyormuş. Siz de görüyor musunuz? Sürekli dijital medyada sürekli çıkıyor bu fotoğraf ve sürekli o haber tazeleniyor. Çıkıyor, evet ya ben arama motorlarında da görüyorum. Yani böyle hani gösteriyorlar. Güzel bir şey ya. Aslında benim rahatsız olduğum bir durum yok. Sadece şimdi hani şöyle sorular soruluyor. Hani işte nasıldı falan öyle sorular sorulduğu zaman. Çocuktum ben o zamanlar tabii ki. Benim karşımda da benden büyük bir abla gibi gittim. Kucağına oturdum. Bütün mesele bu. Tabii ki bu kadar gündem olacağını ben bilemezdim. Bilmiyordum yani. Çocuğum ben yani sonuçta. Bir baktık ki o zaman tabii böyle şeylerden dolayı kanal bir gün kapanma alabiliyordu, böyle siyah ekran oluyordu o zamanlar. Tabii şu an normal zaten şu an. Kapandı galiba, oturma... kanal kapandı. Yok, kanal kapanmıştı o zaman. Şimdi kucağa oturma en masumu. Bir şey söyleyeyim, şu anda kanal kapatılacak o kadar çok şey var olduğunu düşünüyorum. Diyorum ya, kucağa oturmak şu anda hani benim tarzımda kucağa oturmaktan bahsediyorum. Benim tarzımda kucağa oturmak bence şu an en masumu. Yani böyle bir şey, bir daha Hülya Hanım'ın bir işte programı olsa tekrardan gider misiniz? Seve giderim, ben çok seviyorum. Böyle bir olay tekrardan bir... Yani şu an öyle bir olay şimdi olmaz herhalde, bilmiyorum. Ama Hülya Hanım bu, Hülya Hanım biliyorsun hani böyle şakacı, hani esprili, böyle hani bakarsın o an bir şey aklına gelir, onun için hiçbir şey diyemem. Ama tabii o da hani yaşımıza nispeten, yaşımıza göre, ona göre herhalde bir şeyler düşünür diye düşünüyorum o zaman. Yani kucak oturma olmaz da daha böyle farklı, daha böyle farklı bir olay olur diye düşünüyorum. Ticaret hayatına atılmışsınız galiba. Sanatçılığın dışında o da var. Bir künefe salonunuz mu var? Ben künefe salonu açtım bundan 4 sene önce. Onun işletmeciliğini yapıyorum aynı zamanda. Onun haricinde de tabii kendi programlarıma devam ediyorum. Var mı başka bir soru? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.